ve seçim yasaklama ekranına geçtik. Mendes'in keyfi yerinde valla. Formu da yerinde, keyfi de yerinde. Seçim yasaklama geçiyor. LeBlanc yasaklaması geldi. Tabii ki kırmızı tarafın standart yasaklamaları Elis Zek gelecektir diye tahmin ediyorum. Evet, LeBlanc Rumbles. Zek geliyor. Geliyor. Geldi. Rex'i görür müyüz acaba? Bu durumda bu arada stres şarkını çevirmeye devam ediyor Parano'ya. Tabii turnuvanın ilk günü de gayet mutluydu ama daha sonrasında bayağı bir strese girdi o da ve Pinoy'a karşı bir Tristan'ı yasaklaması çok mantıklı. Çok mantıklı. Şimdi Rex'i gelmezse Rex'i ilk seçimi yapacağız muhtemelen. Yani Rus temsilcileri bu durumda hep Caitlyn yasaklamayı yöneliyordu ama bu sefer Jarvan'ı yasaklamayı tercih ettiler. Elvin'in Jarvan'ını ortadan kaldırdılar ki Elvin de son Jarvan oyununda pek de iyi performans sergileyememişti açıkçası. Peki Rek'Sai mi alacağız, Caitlyn mi? Bence Rek'Sai alacağız. Bence de Rek'Sai alacağız. Ama Caitlyn alacağız. Caitlyn aldık. Çünkü Mojito Rek'Sai'nin karşıda olduğu durumlarda o laf alıp pek de sorun yaşamadı şu ana kadar. Muhtemelen böyle bir şey düşünüyor. Mojito ve Lelouch. Ve bu da Rek'Sai'nin karşıya gitmesi anlamına gelecek. Zaten Oyun for Crew'un en iyi çalıştığı ve en kendini rahat hissettiği kompozisyonlar Caitlyn kompozisyonları. Belki de hani Rek'Sai'den daha öncelikli olduğu için değil, Oyun for Crew'un çok daha rahat ettiği için Caitlyn kompozisyonuna yöneliyor olabilirler. Ki öyle yaptılar. Bu arada Madness'ın imza şampiyonunu gösteriyor şu anda. Kreox. Neyhun hala mutlu. Neyhun hep mutlu ya. Ve Thresh geldi. Thresh geldi. O zaman bizim burada Olaf'ı kitlememiz çok mantıklı. İkinci rotasyona bırakamayız çünkü. Evet, kesinlikle yasaklayacaktır orada bir tuzla eğer kalırsa. Eğer analiz ettilerse bu Mojito'yu. Bakalım Mojito... Ama bu riske girilemez yani. Olaf'ı burada almamız lazım. Mojito ekranlarda şimdi... Blitzcrank. Mocha için Blitzcrank'i kitledi. Biraz daha düşünme fırsatı sağladılar. Neyhun'un bu arada Aurelion Sol'u da çok iyi iş yaptı, onu unutmayalım. Koridor aşamasından itibaren gayet iyi iş yapmaya başlamıştı Neyhun. Çok iyi bir erken oyun çıkarmıştı. Ve Olaf. Ama Olaf lazım. Yani riske giremeyiz, onu yasak... Bunu düşünmeye bile gerek yoktu aslında. Mojito'nun direkt olarak kitlemesini bekliyordum ama yine de burada Olaf'ı aldık. Şimdi karşılığında bakalım Parano'ya ne olacak? Yine Zed'i gösteriyor Parano'ya. Kör seçimi Zed alırsa paramparça ederler onu. Dox Renekton için bir Renekton geldi. Yanılmıyorsam Virtus Pro yine ilk günde rakip üst koridoru görmeden çok erkenden bir Renekton'a yönelmişti. Şimdi yalnız nar yasaklanmazsa Elvind'den bir nar görebiliriz. Elvind de bayağı süredir nar oynamıyor ama zamanla oynarken fena değildi. Evet. Ki Jarvan da yasaktı. Bir de Kled yasaklandı. Kled de yasaklandı. Kamil de gelirse eğer dediğin gibi belki bir nar izletebiliriz Elvind. Şimdi Oyun for Crew bir yasaklama yapacak. İkinci yasaklama kısmına geçtik. Bakalım Kled'e karşı ne yasaklamayı tercih edeceğiz? Ash geldi. Pino için bir nişancı yasaklaması. Tristana, Ash ve Caitlyn şu anda Pino için seçilemez durumda. Shen Virtus Pro'nun son yasaklaması oluyor. Ve şimdi Oyun for Crew günün son yasaklamasını yapacak. Mojito görüntüde. Ve bir nişancı yasaklaması da anında Jinx kilitlendi bu arada. Anında kilitledi, evet. Az Caitlyn Blitzcrank ikilisine Jinx, Thresh. Bir de Olaf var bu oyunda. Tabii. Ya o Jinx çok riskli bir seçim oldu gerçekten. Çok riskli. Bayağı bir riskli seçim hem de. Ya Thresh ayıklama konusunda iyi bir şampiyondur ama tek başına ne kadar ayıklayabilir? Şimdi Orianna da Neyhun'a gidecek. O yüzden o Jinx'i savunma konusunda bir şampiyonu daha elinden almış oldular. Üst koridora. Renekton karşısına ne gidiyor? Nar mı? Kamil mi? Tabii Jinx'e karşı Kamil daha iyi bir seçim olabilir Nar'dan. Bu
saniyeler ve diyorum, Fiora. Bu işte büyük cesaret. Yani özellikle koridor aşamasında Renekton onu çok çok zorlayacaktır. Çok zorlayacaktır yani. Yani çünkü karşı hamleyi yapamıyorsunuz. Karşı hamlemi zamanlamasını Renekton'un sersemletmesine karşı kullanmak imkansıza yakın. Anca o yeteneği kullanıp da kesmiştir. Üzerinize aynen gelmesi lazım ki bunu yapasınız. Gerçekten çok zor. Kartus mu? Yok abi, seçilmemiş. Bir an kilitlendi zannettim. Talia çevirdi son anda Paranoia. Ya bu... her şeyi de bu Fiora... Tamam, Elvind'in Fiora'sı olağanüstü yani. Elvind'in bir numaralı şampiyonu. Çok etkili. Şu anda metada da iyi ama... Karşıya Renekton gelmişken Fiora seçmek... biraz ateşle oynamak oldu bence. Biraz ya, hatta bir ayla ateşle oynamak oldu. Ya bir 9-10. Seviye olana kadar... Doxie'nin bariz bir üstünlüğü olacak. Ve bu üstünlüğünü devam ettirirse de oyunun sonuna kadar belki de Elvind'in... ayrı getirmede bir şey yapması pek de mümkün olmayabilir. Yani ne olursa olsun Fiora 3. eşyayı aldıktan sonra tutulamaz hale geliyor ama 3. eşyayı alana kadar işten geçmiş olabilir. Evet, önemli olan kısım o. Tabii Pinoy'un bu oyunda Jinx'e ne yapacağı da çok önemli. Tabii yani sonuçta Virtus Pro açısından önemli olan Jinx. Çünkü yani Jinx'in olduğu bir kompozisyonda Jinx her şeyi belirler. Ama Jinx odaklı bir kompozisyon yapmadı Virtus evet, Pro. Esas mesele de o zaten. Jinx kompozisyonu yapıyorsunuz ama Jinx odaklı değil. Yani Thresh dışında doğru düzgün ayıklayıcı şampiyon yok. Thresh dışında. Thresh'te ne kadar ayıklayabilir yani bu üstüne gelen Olaf'ı, yok işte şeyi, Orianna topuyla gelen bir Olaf falan nasıl engelleyebilirsin ki? Ki zaten Thresh de genelde takım savaşlarında arka değil, önde oynamayı seven şampiyonlardan olduğu için Jinx'le birlikte kalacak bir şampiyon da görmüyor takım kompozisyonuna baktığımızda Virtus Pro'nun. Ve günün son maçına doğru ilerliyoruz. Bu ekrandan Oyun Forkroom'un çok daha avantaj çıktığını söylemek lazım. Evet. Seçim yasaklama ekranını çok daha iyi geçtiler ve yine Neyun'un rahat ettiği Orianna'yı seçtiler. Çok haklısın. Bence de Crew çok daha iyi geçirdi. Sadece Fiora konusunda... ya koridor aşamasında cehennem olacak. Onu yani bir Fiora beni açıkçası rahatsız etti biraz. Onun dışında Crew çok daha başarılı tabii ki. Ve oyunun ilk ejderini de okuyoruz. Görüyoruz okyanus ejderi. Tabii Blitzcrank olan bir takım rakip ormana gitmeyi her zaman sever seviye bir de. Moko önderliğinde şu anda Oyun for Crew. Nehri de geçti. Bu Arcade Blitzcrank de çok iyi ya. Bölüm arası canavarı değil mi? Bu arada Virtus Pro oyuncuları da tam ters taraftan. Üst koridordan bir gelecek orman baskınını beklemek için Oçalı'ya gitmişler. O yüzden burada herhangi bir Virtus Pro oyuncusunu bulamayacağız. İki tarafta birbirini bulamayacak. Ama temkinli bir şekilde iki tarafta devam ediyor. Elvin şimdi üstüne dönüyor. Oyunda 4 tane savaş şevki anahtar kabiliyeti var. Renekton, Rek'Sai, Jinx ve Fioron'un üzerinde. Mojito... bakalım nereden başlayacak? Keskin Gaga'dan başlayıp daha sonrasında mavi güçlendirmeyi geçmeyi tercih edebilir. Diğer tarafta Kreox ama kırmızı güçlendirmeye yöneliyor şu anda. Evet, daha sonrasında Keskin Gaga'yı geçti o da. Karar değiştirdi son anda. Ve minyonlar da artık yavaş yavaş koridora geldiği için koridor aşaması da başlayacak. Alt koridorda Moka tutuştur tercihinde bulunurken Santas bitkinlik tercihinde bulunmuş. Negun orta koridordaki ilk minyon dalgasından hiç minyon ıskalamadı. Bir tane bile kaçırmadı şu ana kadar. Mojito da Keskin Gaga'dan sonra kırmızı güçlendirmeyi almayı tercih etti ve iksirini kullanmadı o da. Ağız canına daha hızlı bir şekilde ormanına dönmek istiyor. Ama ne kadar riskli olsa da. Riskin dışında ciddi bir mana sorunu yaşayacak. Yani ki zaten manası falan kalmadı. Ve Kreox şu anda rakip ormana gidiyor. Burada Mojito'nun çok dikkatli olması gerekecek. Mojito bir de kurtları aldığı için burada hala mana sorunu yaşıyor ve canı 100. 100 canı var şu anda. Ama mavi güçlendirme almadan Olaf'la... ve Kreox'un üst koridora gelen erken bir baskın var. Elvin şimdi sıçrasını kullandı burada ama havaya savurmayı başardı onu ve İlkan. İlkan Kreox'a gidiyor. Çok erken bir baskın. Elvin'in bu baskın oyununda daha dakika 3'e gelmeden bitirmeyi başardı Kreox. Mojito da orada herhangi bir görüş sağlamadığı için bu
çalı tarafından çok rahat bir baskın yaptı Kreoks. Orada Kreoks bir totem bıraktı. Moitoncan'ın az olduğunu gördü orada. Ve çarpıyla birlikte almayı da başarıyor. Moiton'un sıçrası da yok. Ve Virtus.pro çok hızlı başladı oyuna. Kreoks 2-0 daha dakika 3. Ya burada esas sorun biraz Olaf'ın orman gezinti şeyiydi bence. Sırasıydı. Mavi güçlendirmeye bu kadar geç gitmek Olaf'la yapabileceğiniz bir şeydi. Yapamazsınız yani. Bence de Olaf oyuncuları keskin gagayılıp daha sonra hemen mavi güçlendirme geçiyor ama aradan bir de kırmızıyı çıkarmak istediği için Moito kırmızı hem geç kaldı. Bir de kurtlara gitti bir de sonra. Aynen öyle, bir de kurtlara gitti. Ve bu sayede o mavi tarafın kontrolünü kaybettiği için bu çalıdan çok rahat bir baskın yapabildi Kreoks. Daha sonra tekrar o mavi tarafı zaten hakim olduğu için Fiora'da olmadığı için tekrar Mavi'nin oraya gelip orada aradı. Bir kere daha Olaf'ı buldu. Bir skor daha aldı. Çift güçlendirmeyi de aldı. Oyunun kontrolünü tamamen ele geçirmiş durumda Virtus.pro. Ve şimdi i̇şin ilginç alt yanı, koridora geliyor Kreoks. İşin ilginç yanı kardeşi kardeşe kırdırmak dedikleri bu olsa gerek. Şu anki bu sonuca en çok sevinenler Fenerbahçe taraftarları. Muhakkak. Onlar da bu maçın sonucunu bekliyorlar. Şimdi Kreoks Moito ile karşılaştı. İnanılmaz bir hasar verdi Moito'ya Kreoks ama Madness yetişinde çıkmak zorunda kalıyor. Jista kaçtı Finoy'dan. Bu arada tabii uzun süredir Jinx metada olmadığı için gözden kaçmış olabilir. Ya 2-3 yama öncesiydi. Jinx'e gelen küçük bir güçlendirme var ama önemli bir güçlendirme. Jinx artık kritik vurabiliyor. O yüzden yani şu anda tabii daha kritik eşyası falan olmadığı için şu anda etkili değil ama oyunun orta bölümünden sonra o Jinx'ların korkunç hasarlar verdiğini görebiliriz. Evet, bu arada Neyhun hayaletini kullanmak zorunda kaldı o yerden yüklenen sıyrılmak için. Ve Kreoks şu anda keskin gagalarda. Bakalım Neyhun gelebilecek mi oraya? Moito çarpını kullanarak büyük gagayı almayı başardı ama kırmızı güçlendirmeli bir Kreoks Moito'ya hasar vermeye ve onu darlamaya devam ediyor. Moito olmayacak doğaya amin demek bu olsa gerek. Baltayla girdi de sonra baktı. Ya bu Rek'sayı bayağı sertmiş deyip kaçtı. Ama ben orada Neyhun'un gelmesini bekliyordum. Çünkü görüyorlardı Kreoks'un o gagayı aldığını ve Neyhun çok geç bir refleks verdi. Daha uzakta olan Paranoia daha erken verdi oraya. Evet, bu arada bitkinlik Mokka'nın üzerinde var. Kreoks geldi alt koridora, sıçrasını kullanmak zorunda kaldı Mokka. Güzel bir roket el denemesi ama. Kreoks sıçrasını kullanıyor. Bu arada Madness da şifasını kullandı Mokka için az önce. Mokka yalnız burayı iyi oynadı. Kreoks piksel farkıyla kaçabildi oradan. Evet, o da iyi bir sıçra atarak çıktı oradan. Şimdi Paranoia kayıp çiltini bitirdi ve Neyhun henüz üstüne dönmüş değil. O da döndüğünde rahat bir şekilde kayıp cilt alabilecek. 46 milyona 47 milyon ulaştı hatta. Üst tarafta ise Elwind erken baskın yiyip skor vermesine rağmen hala milyonda eşit geri düşmüş değil. Bu arada alt tarafta Mokka yakalandı. Mokka skoru Santas alıyor. Neyse ki skor Thresh'e gitti alt koridorda ama Jinx için iyi bir haber. Çünkü artık milyonda da biraz öne geçecek. Ve Kreoks burada kule altı yapabilir. Madness'ın sıçrası var, yalnız şifası yok. Ve Elwind'in alt koridoru kullanabileceği bir ışından da yok şu anda. Kreoks alt koridora geliyor ama Madness oraya bir totem bırakacak. Şimdi bakalım, kule altını hapsetmiş durumdalar. Bir de orta koridordan Paranoia geldi. Güzel bir sıçra kullansa da Madness yerden bitme gelince şimdi işi çok daha zor ama çıkmayı başaracak. Hasar kalmadı çünkü Paranoia'nın. Taşı hasadını kötü yere kullanmıştı. Yalnız bu artı, bu kadar baskı varken biz diğer taraflardan ne elde ediyoruz dersek hiçbir şey elde etmiyoruz. Bir tek Neyhun biraz orta koridoru ittirdi, o kadar. Yani rakip bir yere kaynak ayırdığı zaman kaynağı ayırmadığı yerlerden daha büyük avantajlar yakalamak zorundayız. Madness buradan harika çıktı, harika sıyrıldı. Fakat biz ne elde ettik? Orta koridorda biraz minyon avantajı, o kadar. Ya tabii Kreoks oyunu 2-0 başladığı için çok daha erken hamle yapan taraf. Dediğim gibi buna cevap verme konusunda çok geç kalıyoruz. Moito da şu anda kendi ormanını temizleyip bir an önce aradaki farkı en azından minyon skoruyla kapatmak istiyor. Seviyede geri değil. İyi olan haber bu. İkisi de şu anda 6. seviyeye ulaştı ormancıların. Şimdi Kreoks'a Santas. Kırmızı güçlendirmenin oradaki kontrol totemini temizlediler. Ve Kreoks'un orada olduğunu bilmiyor kruv oyuncuları. Alt tarafa sinyaller geliyor çünkü hem Mokka'nın hem de Madness'ın sıçrası olmadığını biliyor Santas. Ve kötü pozisyonda kaldığını görebiliriz Mokka'nın özellikle burada. Ama iki kişinin çok iyi derisini yüzdü Santas. Bir de aradan Mokka'yı değil de Madness'ı bulunca Kreoks burada skor almayı başarıyor. Mokka'nın da roketeli
bekleme süresinde Mojito geldi ama biraz geç kaldı. Ya yani Virtus Pro alışılmışın aksine inanılmaz agresif oyun sergiliyor şu anda. Ve çok iyi rotasyon da yapıyorlar. Yani makro aşama anlamda da çok iyi rotasyon yapıyorlar. Onun hakkını teslim etmek lazım. Moka bu arada roketleri çok güzel kullandı. Santas'ı yakaladı. Kule altına da çekti. Kuleden hasar da vurdu da ama yani hasarı takip edecek hiçbir şey olmayacak. Bir şey değişmedi. Şimdi Elvint birebir de girdi Doxy ile birlikte. Ultisi var Elvint'in ama karşısında Doxy de ultisini kullanıyor. Elvint bu birebir alabilir. Sıçrası var Elvint'in. Ama Doxy çıkmayı başardı sıçra ile birlikte. Elvint oradaki birebiri kazanabileceğini çok iyi biliyordu. Ve burada rakibinde sıçrasını almayı başarıyor ama Kreox rakip ormana, bizim ormanımıza zarar vermeye devam ediyor. 3-0'a gelmiş o da. İki ormancı arasındaki altın farkı da 900 civarlarında. Toplam altın farkı 2200 bu arada. Bu arada Doxy birebir de Elvint'i almayı başardı. O nasıl oldu ya? Elvint kullanamamış sıçrasını. Muhtemelen sersemletme üzerine gelen hasar. Düşürdü Elvint'i, birazdan tekrarını görürüz. Karşı hamleyi, o sersemletmeyi kullanamıyorsunuz. Onu sadece tahmin edebilirsiniz ki o tahmin olacak iş değil. O yüzden Fiora koridorda Renekton'a karşı çok iyi bir seçim değil. Evet bakalım. Fox'in tabi öfkesi de full şu anda. 100 öfke. O yüzden iki tane yeteneğin ve Elvint. Yani karşı hamleyle girdiği için bu takası aynen kaybetmiş aslında. Evet. Karşı hamleyle girerse kendi kaşınmış. Karşı hamleyi yani kullanmadan sadece bir tehdit olarak elinde tutsa bile daha iyi olacakmış. Ve Kreox, Neyhun'un alacağı mavi güçlendirmeyi de çalmayı başardı. Ve şimdi Mojito'nun üzerine gidiyor bir de çünkü Paranoia geldi örgü duvarıyla birlikte. Mojito Ragnarok'u kullanıyor ama onun üzerine atılan hem Kreox hem de Doxy var. Ve Doxy aldı bu skorda. Yani Renekton zaten az önce birebir de bir skor almıştı. Bir de bu skorla birlikte iyice üst skorda oradaki avantajını pekiştirdi. 2500 altına çıktı Virtus Pro'nun avantajı. Yani artık oyunu çok daha yavaşlatmamız lazım. Caitlyn'in de zaten çok güçsüz olduğu bir bölüme giriyoruz. Ama buna izin vermiyor ki Virtus Pro. Rakip orman yaparak bu oyunu hızlandırıyorlar. Şimdi Doxy çok erken kullandı ultisini. Bu birebir istiyor. Elvint'in canını bir aile azalttı. Karşı saldırı geldi Elvint'ten ama o karşı saldırı onu hayata tutmayacak. Çünkü Doxy kuleyi çok iyi tanklıyor ve Kreox çift güçlendirmesi olduğu için rahat bir şekilde bu skoru aldı. Alt tarafta da iki ekibi takas var. Moka'nın roketeli boşa gitti orada. Pinoy'dan kullanılan bir ulti vardı. Ama Moka'ya isabet etmeyince sadece Madness'a hasar verdi o. Manyak güçlü ölüm roketi tabii çok, çok kısa mesafeden atılınca pek daha hasar vermiyor. İlk kule de gitti bu arada. 4500 altın farkı bu dakika için korkunç. Ya durum 7-0 ilk kule. Ve yani tarifsiz bir baskı üzerimizde. Her şey bir mavi güçlendirmeye gitmemekle başladı. Oradan çörep söküğü gibi geldi şu ana kadar. Kartopu etkisi denen şey böyle bir şey oldu. Kartopu nasıl çığa döner? Bu arada Kreox orman eşyasından sonra tek kılıcı aldı. Bu turnuvada bir kere görmüştük. Orman eşyası üzerine koruyucu melek ama bu ormancıyı çok kırılgan yapıyor Rek'Sai'yi. Muhtemelen Kreox yine aynı eşya dizimine gidecek. Hiç iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum şahsen. Ölüm cezası denemesi. Moka iyi sıyrıldı Rex, ondan. Yani Rek'Sai'yi erken Tiamat yapıp ondan sonra tamamen tank işte değişen yanar döver çünkü çok çok daha iyi. Evet. Yanar döver ve üzerine işte can eşyalarıyla haşmetli Hydra yapsaydı hem hasar potansiyeli daha yüksek hem tanklık potansiyeli. Bu hiç iyi bir eşya dizilimi değil. Yani hasar konusunda maksimum dereceye ulaşmış bir eşya dizilimi bu arada, evet. Mojito burada yakalandı ve işte Kreox'un bu ekstra hasarla birlikte yok oluyor Mojito. Madness'ın üzerine gidiyor Kreox. Ultisi var ama ultiyi kullanması gerek bile mi yok yoksa? Ultiyi kullanmayı tercih etmedi bu arada. Bu arada kule altına çok iyi çekti Moka Pinoy'u. Ama şifası ve sıçrasıyla uzaklaşıyor Pinoy. Moka'ya nasıl çıkacak orada? Kule altında kalan bir Moka var. Ve hemen üzerine atıldı Kreox. Kuleyi tankleyen isim Santas. Virtus Pro 9-0'a getirdi durum ve alt koridordan da bir kule alacak ama Neyhun da orta tarafta Paranoia üzerinde ciddi bir baskı oluşturmuş durumda. Paranoia hiç koridorda durmadığı için bir tek Neyhun avantajlı. Ama orta koridor ve üst koridorumuz, pardon, üst koridor ve ormancımız 0-3-0 oynuyor şu anda. Durum hayli vahim tabii. Kreox da 5-0-2'ye geldi.
kırmızı aslan emsi. Yani Nisa tutmadı ama kırmızı güçlendirmeli bir Rek'Sai. Bu kadar güçlü olan bir Rek'Sai'den çıkış yok. Ve Kreox orada ilk önce Madness aldı, daha sonrasında tünelleriyle uzaklaşıyor. Elvin de hayata tutacak mı acaba o kalkan? Son anda geri çıktı, Elvin de hayatta kaldı. Neyhun geliyor. Neyhun ilk önce Pino'yu almayı başardı. Ve Mojito da Kreox'u düşürüyor ama daha sonrasında Paranoia ve Santas uzaklaşacak oradan. Yalnız bu Madness'ı çok geri düşürdü. Alt koridorda o kadar fazla baskın yaptı ki Kreox. Madness hem minyondan geri düştü hem tecrübeden. Yapabileceği fazla bir şey yok. Zaten demin sırayı da harcamıştı. Şimdi Kreox tabi skorlarının ardından... Elvin de biraz bayağı şanslıymış orada. Evet, rakibin bir de zayıf noktasını vurarak can da kazanmış. Ve koruyucu melek bitti Kreox'un. İyi bir eşya dizilimi değil ama sonuçta etkili oldu da kesin. Madness üst koridorda biraz kaynak almak için oraya çıktı ama onun karşısına da Renekton geliyor. Tabii Mokka da hemen yanına gitti Madness'ın. Bu arada oyunun başından beri o keskin gagaları muhtemelen Virtus Pro tarafı daha çok aldı bizim ormanımızdaki. Hem Paranoia hem de Kreox. Burada Okyanus Ejderi'nin alıyor Virtus Pro ama karşılığında bakalım Vade Alametini alabileceğiz mi? Mojito ile Mokka vade alametine sinyaller gönderdiler. Yalnız biraz çok geç zor. Kalmış olabiliriz bunu başlama konusunda. Çok zor. Doxy de yaklaşıyor çünkü ve bırakmak zorunda kaldı Mojito. Çünkü Santas'la Kreox hemen yöneldi oraya. Vade alameti ne inatçıymış be kardeşim. Nereye abi? Orman girişine kadar geldi. Neredeyse mavi güçlendirmeye girecekti. Karşı ormana gitti ya. Sen oturduğun yerde. Nereye? Yani Mojito'nun üzerinde hem Virtus Pro'nun hem de vade alametinin de orman baskısı oluşmuş durumda. Hani ne kinciymiş be kardeşim. Tamam sana vurdular, tamam gidiyorlar artık. O kadar da... Rakip üste kadar gidecek utanması. Tabii Virtus Pro oyunun başında çok ciddi bir avantaj sağladı ama... Neyhun'un durumu gayet iyi. Ve oyunda geri düştüğünüzde... oyunu tutabilecek, soğutabilecek en iyi şampiyonların başına geliyor Orianna. Bu arada Doxy ile Elvin alt koridora gitti ve Neyhun orta koridorda minyon almaya, minyon biçmeye devam ediyor. Virtus Pro baskısını şu anda vade alameti çevresinde, o nehirde sürdürüyor. Yalnız vade alametini almaları çok da kolay değil öyle. Herkes hayattayken en azından skor almadan bunu yapmaları çok mümkün görünmüyor şu an için. Derken başladılar. Mokko yeniliyor şu anda vade alametini ama Mojito çok uzaklaştı. Oradan gagalarına döndü o. Ve bir de örgü duvar gelince muhtemelen alacaklar bunu. Mojito hiç oralı bile değil. Ve bir anlık oradaki görüş avantajı Virtus Pro'ya getiriyor alameti. Bakalım bu vade alametiyle baskıyı nereye kuracak? Virtus Pro tahmin ediyorum orta koridoru kuracaklar. Düşmeyen tek dış kule orada çünkü. Evet, orta koridoru kurup biraz daha haritayı açmak isteyecektir Virtus Pro. Şu anda Doxy karabaltayı bitirmiş, Tiamat'ı var. Diğer tarafta karabaltayı bitirmesine çok az kaldı Elvind'in. Ne kadar ikisi koridor tasiti olsa da Doxy'nin. Elvind de karabaltayı bitirdikten sonra o birebirleri artık yapabilecek kıvama gelecek diyecektim ki artık iki seviye fark şimdi bire düştü. Ve alt koridora Kreox'tan gelen baskın var. İlk önce çarpını kullandı ama çok iyi beklediler derken Elvin'den de harika bir sıçra. Karşı hamleyi kullanmasını iyi bekledi Kreox. Havaya savurmadı, orada sersemletilecekti çünkü hem Doxy hem Kreox. Ama bu baskı alt taraftan bir kule getirecek gibi duruyor Virtus buraya. Yalnız tüm crew oyuncular oraya yöneldiği için Doxy ile Kreox bu kuleyi bırakma kararı aldılar. Bakalım, hala vade alametini kullanmadı Kreox. Tünelinde geri kullanmak zorunda kalıyor Mojito da oraya geldiği için. Doxy'nin de hiç korkusu yok. İkişinin arasında rahatlıkla girebiliyor. Orta koridor baskısı şu ana kadar
pek de bir şey getirmedi Virtus buraya. Kreox rakip kırmızı güçlendirmeye girmiş durumda. Doxy Moito'nun üzerine gidip 3 seviye fark var aralarında. Kullanılan bir de örgü duvar var. Doxy çok tank ve düşürmeyi başardı Moito'yu. Moka kötü pozisyonda kalabilir. Sıçrasını kullandı Moka. Orion'la ultisi geldi. Güzel bir Orion'la ultisi. Bu Doxy'nin düşmesi anlamına gelecek. Moka'nın canı hala çok az. Moka düştü ve 2'deki Kreox'a gidiyor. 2'ye 1 bir değişim. Virtus Pro biraz daha avantajlı çıktı buradan. Ama skorin aslında Elvin'de gitti. Yok, Elvin'de de gitmemiş, pardon. Skor Neon'a gitti sanırım. Neon harika bir Orion ultisi kullandı. Bu bile savaşı çevirmeye yetmedi. Şu anda o kadar gerideyiz. O kadar ciddi baskı var rakibin kurduğu üzerimizde. Ve Neon bir an orta koridoru bırakınca hemen Pinoy kuleyi almayı başarıyor. Ve statik ançeni bitirmiş durumda. O Jinx de yavaş yavaş devreye giriyor. Gerçi diğer tarafta da Caitlyn de ebedi kılıcını tamamladı. Evet, oyuncular arasındaki altın farkı da görüntüde şu anda ormanda inanılmaz bir fark var. 2200 altın. Bir orman eşyası işte. İşte burada savaşı görüyoruz. O kadar güçlü ki Kreox iki kişinin arasında. Bu ulti bütün savaşın kaderini dönüştürüyor. Eğer o ulti o kadar doğru yere, o kadar doğru zamanda gelmese burada katliam bile yiyebilirdik. Ve Elvin'in ultisi de orada tetikleniyor. Aynen. Tetikleniyor. Can yeniliyor Elvin bu sayede. Mendes o savaşta olmadığı için geri çıkmak zorunda kaldı Elvin. Gerçi Mendes olsa bile o savaşı kazanma ihtimaliniz yoktu. Çünkü çok ciddi bir altın farkı var. Ve Vade Alamet'in üst koridoru gönderdi Kreox. Tek başına. Hiçbir işe yaramayacak ki o. Mendes onu çok rahat bir şekilde alacak. Şimdi Vade Alamet üst koridordayken hemen bir orta koridora baskıya geldi. Virtus Pro oyuncuları ve yakalanan bir Mojito var. Bir de yerden bitme geldi. Şimdi kullandı Ragnarok Mojito. Güzel bir Orion'la ultisi üzerine Rocket Call. Neon 3. skorunu aldı. Ve hala Neon güçlenmeye devam ederken Elvin üzerinde bir baskı var. Ve manyak güçlü ölüm roketi bulmadı orada Elvin'de. Ama Pinoy burada kuleyi almayı başaracak Doxy ile birlikte. Yalnız şu ana kadar Neon müthiş oyunu tutmak için elinden geleni yapıyor. Moka da ona katkı veriyor. İki Koreli oyuncu oyunu tutmak için gerçekten önemli bir çaba harcıyorlar. Bu arada tam bahsettiğimiz şey de oldu. Vadi alametini resmen hediye etti bize Virtus Pro. Tabi onun süresi de bitmek üzereydi muhtemelen. Muhtemelen. O yüzden ama kullandık. Kreox. En azından orta koridordaydılar. Bari orta koridoru kullansaydı. Hepsi orta koridordayken. Şimdi Elvin de Kreox arasında birebir buradan çıkışı yok gibi görünüyor Elvin'in ama ciddi bir hareket hızı kazandı derken daha ultisi var. Tam yana hamlesini kullandı ki Elvin. Kreox ulti hasarıyla almayı başardı Elvin de. 9. skoru bu Kreox. 9-1-2 oynuyor. Elvin de imza şampiyon ama koridor anlamında çok zorlanacağı belli olan Fiora ile 0-4-3. Hep dediğimiz gibi ya, Fiora ne olursa olsun 3. eşyayı aldıktan sonra parçalar oldu. Kreox Mendes'i yakalamaya başarmış. Örgü duvar geldi. Mendes sıçrayı kullandı. Kötü bir toprak bozum kullanmıştı orada Paranoia. Taş hasadında kötü kullandı ama. Taş hasadında kötü kullandı. Yerden bitmeyi de kötü kullandı. Toprak hasadında kötü kullandı. Ama Mendes'in canı o kadar azdı ki sonunda bir tane otomatik saldırıyla iş bitti. Ya sırf otomatik saldırıyla düşürdü orada. 2-3 tane yaptı hatta. Ve yan koridorlardan biraz kaynak alıp aslında oyunu tutmaya çalışan Mendes burada verdiği skorla birlikte yine biraz geri düşecek. Çünkü Pinoy tecrübe puan almaya devam ediyor. Kreox bu arada ikinci okyanus ejderini kazandırıyor takımına. Neon 234 milyona ulaşmış dakika 21'de 22'ye girerken 3-0 birlikte Orion'la performansı. Bir seviye önde Paranoia'dan. 3-0-1 diyorsun. Bu arada takımı 14-4 gerideyken 3-0-1 oynuyor yani. Yani 4 skorun 4'ünde de var. Ama yani 14-4'ken 3-0-1 oynamak küçük çaplı bir mucize. Elvin'de burada yapabileceği bir şey yok. Ultiyle de geldikten sonra yan hamleyi kullanıyor ama yeterli değil. Burada da işte... Gerçi toprak bozum hasar vermiş burada ama taş hasadını çok kötü kullanmış Paranoia. Yerden bitmeyi de kaçırmış. Evet, burada kaçmış. Yine üzerine kullanılan bir Caitlyn ultisi. Bu arada Moka yakalamayı başarsa Santa's ışından da kullanıyor. Jizz da tuttu Moka üzerine. Çok fazla kalkan var Moka'nın üzerinde. Hem Orianna'dan hem de kendi pasifi. Ama bu onu hayata tutmaya yetmeyecek. Dox 3. skorunu almayı başardı. Paranoia'nın yerden birisi kaçıyor. Neon'un üzerine kullandı. Bu Baron için bir fırsat Virtus Pro adına. Yalnız Kreox 9-1-4'e geldi. Ve Baron'a başladı Virtus Pro. Bakalım buraya bir şey yapabilecek mi? Neon yaklaşıyor.
Ve Nayhun Nasar gayet iyi durumda şu anda. Ultisi de var. Ve örgü duvarla birlikte tamam. Çok iyi kapatlar. Mojito'nun sıçrası olmadığını biliyorlar çünkü. Ve Kreox Baron'u bırakıp Nayhun'un üzerine gitti. Nereye ya? Ultisini de kullandı. Bu bizim için iyi haber olabilir. Nayhun! Ultisi hala var Nayhun'un. Topu iyi yere bıraktı ama kullanmadığı ultiyi bir bitkinlik var. Şimdi ulti sadece Santas'a geliyor. Bu istediğimiz bir şey değildi. Ve Pino buraya kadar dedi. Nayhun'u düşürmeyi başardı orada. Just'la aldı bu arada skoru. Yalnız gene de bu Virtus Pro için hiç doğru bir karar değildi. Yani Baron'u bitirmek yerine bu skorların peşine düşmeleri, Nayhun'u düşürmeleri tabii belki de en istemediğimiz isim düştü ama Baron'u bırakmadan da bunu yapabilirlerdi. Bence de. Şimdi yalnız bir kere daha bıraktı Baron Virtus Pro. İlginç kararlar gerçekten. Ya bizim için iyi haber. Tabii tabii. İki pozisyonda da aslında Baron olabilecek gücü vardı Virtus Pro'nun. Aynen. Özellikle ilkinde Parana'ya örgü duvarını kullanmışken ve hayaletle oynayan bir ormancı varken çok rahat düşürecekler. 4000-3000 civarındaydı o Baron çünkü. Ya bir tane skor, burada skor bile vermedik. Bir tane verilmiş skor ve Baron'un durdurulması tamamen oyunun uzaması ve Crew'un lehine anlamına geliyor. İşte burada hani şurada Baron'u 3300 hale attı. Ya şurada Kreox'un çıkması inanılır gibi değil. Ya bizim için de bir harika bir haber de. Orada son gelen otomatik saldırı sanırım ya Pinoy'da. Otomatik saldırı evet. Tabii Nayhun'un üzerine bitkinlik kullandı ve canı çok az olduğu için en azından düşmeden bir ulti kullanayım dedi Nayhun. Yani o Orianna ultisi kovalayan bir rakibe karşı çok daha iyi kullanılabiliyor ama istediği pozisyonda bulamamış aslında Nayhun, canı çok az olduğu için. İstediği pozisyon oluşmamış daha doğrusu. Bu arada Pinoy statik hançerden sonra şeyi de ebedi kılıcı da tamamladı ve üçüncü coşkuyu da aldı. Yani pardon, ikinci coşkuyu da aldı. Bombardıman topu yapacaktır muhtemelen. Zaten Jinx'in menzili o roketleri kullandığında çok daha artıyor. Ama hala şuna değinmek lazım. Nayhun'un durumu iyi ve o Jinx'i koruyacak bir isim yok. Evet. Virtus Pro'da. Aynen öyle. Ne kadar şu anda Virtus Pro oyuna çok hakim görünse de ve arada 8000 civarında bir altın farkı oluşmuş olsa da böyle kararlar verdikçe Virtus Pro bizim için oyuna dönme şansı hala var. Oyun uzadıkça tabii dengeler Virtus Pro lane'e çok açık olan denge ortaya geliyor. Evet, çünkü Doxin'in artık Renekton'la birlikte gidişatı öyle çok da yukarı doğru değil. Ama diğer tarafta Elwynd her geçen dakika onun için yani o ayrı kittirmede Doxin'in önüne geçebileceği bir dakikaları yalnız getirebilir. Elwynd'in durumu da şöyle özetleyelim. Dakika 26, ikinci eşyası yeni bitti. Şimdi bitti. Ve bir kere daha başladılar Baron'a. Yine bırakacaklardır. Elwynd buraya biraz uzak. Paranoia'nın örgü duvarı var ama hala kullanmayı tercih etmedi. Moko yakalandı. Baron'a devam ediyor Kreox. Mojito'nun canı bir hala azalmış durumda. Doxion'un üzerinde manyak güçlü bir roketi geldi ama son anda hayatta kaldı Mojito. Bu Baron'un Virtus Pro'ya gitmesi anlamına gelecek. Bu sefer Kreox bırakmayı tercih etmedi Baron'u. Altın farkı da 10.000'e çıktı. Yalnız Mojito da 100 canın altında canla kaçtı oradan. Ve tekrar hatırlatalım. Yarın 5 maçlık üzerinden oynanacak final maçında Vegas Quattron Rusya temsilcisinin ekibi ama diğer tarafta bu maçı Oyun for Crew kazandığı takdirde finalde Oyun for Crew kaybettiği takdirde de 1907 Fenerbahçe olacak. Bu arada Paranoia yakalandı orada. Güzel de bu ulti geldi. Paranoia düşmek üzere. Elwynd sıçrıyor ama zaten Nayhun aldı o skoru. Ve hemen cezayı kesiyoruz. Yalnız diğer tarafta da üst koridor ikinci kuleyi aldı Pinoy. Yine de bu Baron güçlendirmesiyle birlikte yapacağı hamleleri biraz geciktirecek Virtus Pro'nun. Ama o Jinx bir tam eşya önde şu anda Madness'a karşı. Bir bombardıman topu fazlası var. Ya çünkü 5 kule aldı Virtus Pro. Ekstra'nın 3 skoru var. Ya o kadar fazla baskı kurduk Kreox alt koridora. Bence Madness'un bu durumda olması bile çok da kötü değil. O kadar fazla baskıya rağmen. Yalnız bu da Jinx sonuçta. Evet, iki nişancı arasındaki altın farkı da görüntüde 2000'in üzerinde bir altın farkı var. Tabi altın farkı 10.000 olduğu için her koridorda 2000 civarında bir altın farkı oluşmuş durumda. Orta koridor hariç tabi. Nayhun içlik değneğini de tamamladı bu arada. 3 eşyasını bitirdi.
Parona ya da 3. eşya olarak Yandere'nin eziyetine doğru gidiyor. Dakika 28'e geldik ve Virtus Pro bizim ormanımızı tamamen işgal etmiş durumda. Tüm kaynaklar oluyor şu anda Virtus Pro. Çok normal. 10.000 altın var. Yani hiçbir şekilde hiçbir yere gidemeyiz. Kıpırdadığımız anda, yani yanlış bir çalıya kafa attığı anda skoru veririz ve oyunu bitirebilecek avantajı verebiliriz rakibe. Ve orta koridordaki ikinci kuleyi almayı başardı. 6'ya 0 kuleler. Thresh bu arada şövalyenin adağını tamamlamış durumda. Ve Jinx'le bir bağlantı kurdu o da. Evet, Doxy de 16. seviyeye ulaşmayı başardı. Şimdi yani Kreox, Doxy bu ikili çok rahat 2'ye 4 yapabilir. Parona'ya örgü duvarını kullanıyor ve Neyhut'la Alvin'i dışarıda bırakmayı başardı ama burada kuleye hasar verebilecek pencereyi bulamayacak gibi görünüyor. Pinoy araya girerse yalnız... Evet, Pinoy çok erken kullandı orada açıkçası Parona'ya. Pinoy'un gelmesini beklemeliydi. Pinoy gelene kadar örgü duvarın süresi bitti. Ama yine kuşatma minyonları da hasar bıraktığı için kulenin yarı canı şu anda gitmiş durumda. Alınabilecek bir voltajları var. Üst tarafta da çok büyük bir minyon dalgası geliyor. Orayı temizlemeye Madness çıktı. Yani hem Kreox hem de Doxy çok önde olduğu için zırh eşyalarını daha şimdiden eklemeye başladılar çantalarına. Madness'da aşırı geri olduğundan ötürü erken bir son fısıltı aldı. Bu arada alt koridor Yintor Kulesi'ne baskı devam ediyor. Bir ölüm cezası Elvin'i tutmayı başardı ve araya girdi Santas. Karşı hamlesini kullanıyor Elvin'i, hayatta kalmayı başaracak. Doxy şimdi kuleyi tanklıyor. Orion ultisi boşa gitti. Moita az bir canla uzaklaşacak. Manyak güçlerinin roketi Neyhun ve Mokka'yı isabet edince Moita üste dönüp canını yenileyecek şimdi. Bu arada Doxy Pinoy'u çağırdı orta koridora. Ama tek bir otomatik saldırı statik hançerle birlikte minyonları düşürüyor. Kreox geri çıkabilecek mi? Güzel bir ölüm cezası izledik orada Santas'tan. Mokka çekmeyi başarmış Doxy ama pek işe yaramayacak. Yerden bitme skoru getiriyor Mokka skorunu. Kuleyi de düşürmeyi başardılar. Pinoy hasar vermeye devam ediyor. Elvin ve Mokka'yı kaybettik. Neyhun çok az canla uzaklaşmayı başardı oradan. Ama inhibitörü burada alacak Virtus Pro. Heyecan. Hatta iki inhibitör alacaklar. Tabii Jinx heyecanlanınca, orada asist aldı heyecanlanınca inanılmaz bir hız kazanıyor. Ya o Jinx'le baş edilmiyor ondan sonra. Virtus Pro ikinci limitör almak üzere orta koridordan. Burayı tutmaya Neyhun'la Madness geldi ama biraz zor gibi. Şu an için tutmayı başarıyoruz limitörü. Jinx yalnız bir de üst koridordan minyonları getirdi. Evet evet, Pinoy orta koridoru alacağını düşünüp takım arkadaşlarının üst koridora gitti. Ve o kuleyi de almaya başladı. Kuleyi de aldı. Yani bu güçlendirmeyle birlikte Virtus Pro Baron güçlendirmesinin son zamanlarını, hatta bittikten sonraki kısmını bile gayet iyi kullanarak iki inhibitor ve bir inhibitor kulesi açtılar. Ve şimdi bu ejderi de rahatlıkla alacaklar ama ejder önemli değil. Aradaki altın fark 16.000. İki tane koridordan süper minyonlar geliyor. Çıldırmış bir Jinx var. Galiba maçı kaybedeceğiz. Ve işin ilginç yanı, yani 16 maç içinde Rus ekiplerinin, yani tabii daha maç bitmedi, bitsin onu diyeceğim ama net kazandığı tek maç olacak bu. İki evet. Tane maç kazanmıştım. Bir tanesi biliyorsun işte Galbro'nun olmadığı maç çok ortadaydı. Diğer maçta çok uzadı, çok kötü bir kompozisyonda çok zor kaybetmiştik. Ama bunu baştan aşağı çok net bir üstünlükle kazanacak Virtus Pro eğer kazanırsa. Ya belki de bunun en büyük sebebi Rek'Sai seçimi ormandaki. Evet, Rek'Sai seçimi. Rek'Sai seçimine karşı Mojito'nun orman başlangıcı tercihi ve oradaki maviye çok geç gitmesi ve açıkçası bence Fiora tercihi de çok kötü bir tercih oldu ve hiçbir şey yapmadı. Elvin zaten bugün iki maçta da kabus, yani sezonun en kötü gününü geçiriyor Elvin de, orası kesin. Evet, o konuda çok haklısın. Bu arada Pinoy üstüne döndüğünde direkt olarak mahvolmuş kralın kılıcını bitirdi. Herhangi bir eşya yoktu üstünde, onun altı eşyası. Şimdi üst koridordan kuşatmaya geliyor Virtus. Gerçi bu eşya dizimine mahvolmuş kralın kılıcı doğru bir tercih mi emin değilim o kadar. Yani belki üzerine gelebilecek bir Olaf için kullanılabilir ama o da zaten son takım savaşı olabileceğini düşündüğü için ve parası ona yettiği için almış olabilir. Bu arada kapanlar kuruldu Madness'tan. Ve bu kapanlarla birlikte şu anda
gelen minyon dalgasını savuşturdu ama diğer tarafta önemli bir görev var. Baron, Virtus Pro hemen Baron'a yöneldi. Aa, 10 saniye var. O kadar hızlı alacaklar ki zaten. Ama çok erken gittiler. Daha var süre. Burada yemleme için bir fırsat ve Mocha geliyor. Mocha dikkat et Mocha. Santas gösterdi kendini Mocha'ya ve Mocha bir totem bıraktığı için göründü orada. Yalnız Virtus Pro bir üst koridorda kendini gösterip Point for Crew'un geri çıkmasını sağladı. Ve şimdi Baron'a başladılar. Yalnız buna yetişebiliriz çünkü Pinoy hasar vurma konusunda biraz geç kaldı. Ama örgü duvar yine iyi kullanıyor Paranoia'dan. Ve oraya geçişi çok iyi kapatıyor. Baron bitti. Virtus Pro ikinci Baron'un oluyor bu oyundaki. Ve artık bu saatten sonra pek de yapılacak bir şey kalmadı. Yalnız ne Virtus Pro ne bütün Rus takımları bu maçta gösterdikleri koordinasyon, oyun hakimiyeti, makro dikkat, sinerji hiç göstermemişlerdi bu Rift Rivals boyunca. Bugüne, son güne son maça saklamışlar. İki koridordan gelen süper minyonlar var ve üst koridordaki inhibitör de düşmek üzere. Baron güçlendirmeli bir Virtus Pro son kuşatmasına geliyor gibi. Bu arada Elwynt Kreyox'u geri püskürtmeyi başardı orada. Bir ölüm cezası isabet değil ama işte bu süper minyonları kim tutacak önemli olan bu. Hem de Baron güçlendirmeli. Baron güçlendirmeli süper minyonları. Şimdi sadece minyonların gelmesini bekliyor Virtus Pro. Yani burada oyunun bitmesini bekliyoruz. Biraz daha önceden bir takım savaşı kovalayıp belki oyun tutma ihtimaliniz olabilirdi. Bu arada Mocha roketeli kaçırınca Santas yakaladı onu. Mocha düşüyor. Mojito düşecek. Ve arada kalan bir isim var Elwynt. Elwynt en azından Pinoy'u almaya çalıştı ama çok az canlı Pinoy kurtulunca 2'deki Paranoia'ya gidiyor. Daha sonrasında bir skor da almayı başardı Paranoia. 3-3 yaptı ve üstündeki Madness'ı alarak 4-4'te bu oyunu kapatıyor Paranoia. Virtus Pro ilk galibiyetini aldı ve bugün izlediğimiz 3. 4-4. Bu maçın ardından da finalin adı bizim bölgemiz adına 1907 Fenerbahçe oluyor. Evet, Aurora'da, Crew'da, Bao Supremacy'de birer maç kaybetti. Fenerbahçe ise hiç maç kaybetmedi. Ki gerçekten 4 maçın 4'ünde çok net kazanmıştı Fenerbahçe. O yüzden hani takımlarımızın hiçbirinin hakkını yemeyelim ama Fenerbahçe en çok hak edendi finale çıkmayı. İşin ilginç yanı bence...